Merhabalar, bugün Mutbirlik Tarım Anonim Şirketi'nin serasındayız. Bugün sizlerle birlikte kaktüsler hakkında, sukulentler hakkında saksıları nasıl değiştirilir, bakımları nasıl olmalıdır, nasıl daha iyi, daha verimli çiçek açan kaktüsler elde ederiz gibi soruların cevaplarını konuşacağız. Tabii bu sırada kullanacağımız bazı ürünlerimiz olacak. Bunlardan bazıları topraklarımız, lav taşlarımız olacak. Aynı zamanda besinlerimiz olacak, kaktüslerimize verebileceğimiz besinlerimiz olacak ve bunların hepsini adres olarak videonun sağ köşesinde, altında, açıklama kısmında paylaşacağım. Tabii sizler de biliyorsunuz ki kaktüsler ve sukulentler çok dayanıklı bir bitki. Ama ne kadar dayanıklı olsalar da yanlış bakımlar sonucunda, yanlış tutumlar sonucunda kaktüsler de ölebiliyor, çürüyebiliyor. Bunların önüne geçmek adına sizler için de güzel bir video olmasını temenni ediyorum. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi biraz sonra kaktüslerimizi, sukulentlerimizi yeni saksılarına alacağız. Ama ondan önce bazı kaktüs ve sukulent sevdalılarımızın yaptığı hataları konuşalım istiyorum. Yanımda Gülşah Hanım var. Gülşah Hanım sizlere bunlarla alakalı bilgileri verecek. Evet Gülşah Hanım, sizi dinliyoruz. Öncelikle güzel bir toprak karışımı bitkilerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir. Sizlere bu konuda kullanacağımız karışımların temel unsurlarını oluşturan homzamızdan bahsetmek istiyorum. Homzamız drenaj sisteminde kullanılmakta ve aşırı sulanmada bünyesinde barındırdığı suyu zamanla bitkinin köklerine vermektedir. Bu drenaj sağlayan iri lav taşımız olmakta. Bunu saksının diplerine koyup saksının kökle olan irtibatını kesiyoruz. Vermiklik köklenmeyi sağlıyor. Aynı zamanda vitamin ve mineral içerikli olduğundan dolayı kullanıyoruz. Yine lav kumumuz var. Bu lav kumumuzu da toprak karışımımızın olmazsa olmazlarından köklerin havalanması için kullanıyoruz. Zeolit yapısı gereği doğal mineraller içeren bir drenajda kullandığımız toprak karışımına eklediğimiz bir doğal taşımızdır. Bahçe toprağımız var, torfumuz var, perlitimiz var. Evet, isterseniz şimdi güzel bir toprak karışımı hazırlayalım. Öncelikle bahçe toprağımızı alalım. Bir ölçü bahçe toprağı koyuyoruz. İki ölçü torfumuzu kullanıyoruz. Bir ölçü pomza taşımızı kullanıyoruz. Bir ölçü pomza taşımız. Bir ölçü zeolit taşımızı kullanıyoruz. Bir ölçü lav kumumuz var. Bir ölçü vermiklitimiz var. Ve son olarak da yarım ölçü perlitimiz var. Şimdi güzel bir şekilde toprağımızı karıştıralım. Aslında bu toprak da kaktüslerimiz için çok çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Bu toprak karışımı suyu fazla tutmayıp olduğu gibi saksını alt deliklerinden dışarıya veriyor. İçerisindeki kullandığımız homza, lav kumu gibi taşlarımız fazla suyu bünyesine hapsedip zaman içerisinde bitkimizin köklerini nemli tutup onu güzel bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor. Şimdi bazı kaktüs sevdalılarımızın yaptığı hatalardan bir tanesi de kaktüsü alıp geliyorlar ve aynı saksıda tutuyorlar üretim saksılarında. Evet, çok yanlış bir davranış olmakta. Aldığımız bitkimizi eğer uzun süreli yaşamasını ve size güzel bir şekilde güzellikler sunup büyüdüğünü görmeniz için öncelikle içerisinde bulunduğu üretim saksısından ve toprağından arındırmamız gerekiyor. Evet, evet, şimdi saksımızı alalım. Güzel bir drenajlı bakın, gördüğünüz gibi
bol drenajlı bir kaktüs toprağı hazırladık. Bu toprağı aynı zamanda sukulentleriniz için de kullanabilirsiniz. Buradaki kullandığımız malzemelerin hepsi mutfirlik tarım olarak bünyemizde mevcuttur. Satışını yapmaktayız. Bilginiz olsun. Yardımcı olmaya hazırız. Şimdi gelelim çiçeğimizi, kaktüsümüzün saksısını değiştirmeye. Toprağımızı hazırlamıştık. Drenaj için iri boy dal taşı kullanıyoruz. Bunun ölçüsü sizin saksınızın derinliğine kalmış. Benim için bir bu kadar laf taşı yeterli. Böyle bir saksı da. Şimdi toprağımızdan bir miktar alıp saksımıza koyuyoruz. Daha sonra yeni aldığımız kaktüsümüzü mevcut, bakın gördüğünüz gibi sağlıklı olmadığı buradan anlaşılıyor. Suyu eşit oranda köklere dağıtmamış. Üstü demli, altı kuru. Tabii ki biz bu durumda bunu bu şekilde bırakırsak çiçeğimiz bir zaman sonra ölmeye, hastalanmaya mahkum. Biz istiyoruz ki sevdiğimiz çiçeklerimizi daha sağlıklı ortamda, daha sağlıklı toprakta ve daha havadar, gün ışığı alan ortamlarda büyüt, beslemek, bakmak. Onun için üretim toprağını köklere zarar vermeden bu şekilde temizliyoruz. Şunu merak ediyorum, yani sağlıklı olmamasının nedeni şu anda burada üretim saksısında olmasından dolayı mı? Evet, kesinlikle üretim saksısında olmasından dolayı ve yeterli gün ışığı almamasından dolayı ve uygun ortamda şartlarda da besin verilmemesi bir çiçeğin kısa sürede hasta olup ölmesine sebep olan olaylar, etkenlerdir. Evet, saksımızı ortalıyoruz. Bitkimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Geri kalan kısmını da hazırlamış olduğumuz drenajı bol, yüksek ve mineral içeriği zengin olan toprağımızla kalan kısmını dolduruyoruz. Ve saksımızı bu şekilde, çiçeğimizi yeni saksımıza aldıktan sonra en az 3 gün, en fazla 4 gün su vermiyoruz. Neden derseniz, çünkü bitkimiz bir etkileşime uğradı. Yeni bir saksı ve yeni bir toprakla tanıştı. Ve bu tanışma esnasında uyum sağlaması açısından hemen sukulent ve kaktüslerimizi sulamıyoruz. Bu bitkimizin sağlıklı olabilmesi için de çok önemli. Bu şekilde kalan boşlukları da yüksek drenajlı ve vitamin mineral destekli toprağımızla dolduruyoruz. Evet sevgili dostlar, sevgili çiçeksever arkadaşlarımız, size bugün güzel bir bilgi verdik. Kullandığımız malzemelerden şayet isterseniz sizlere bunların satışını yapabiliriz. Tanıtımda gördüğünüz gibi bitkimizin bu şekilde sağlıklı olmasını istiyor iseniz, bu şekilde sağlıklı bitkiler istiyor iseniz, adımları takip etmenizi, bizleri takip etmenizi, mutluluğu takip etmenizi ve bizlerin sizlerin yanında olduğumuzu unutmamanızı isteriz. Bazı sorularım var aslında Gülşah Hanım sizlere. Bu kaktüs bakımlarıyla alakalı yapılan çok hata var malumunuz. Evet. Bu konularda hani sulaması, bakımı, güneş ışığını alıp almama durumu gibi konularda da biraz bilgilendirirsek izleyicilerimize. O konuda şöyle size bilgi verebilirim. Aslında yaşamış olduğumuz iklimin bu konuda çok etkisi var. Mesela Akdeniz bölgesiyle bir İç Anadolu bölgesi, bir Karadeniz bölgesi aynı hava şartlarını taşımadığı için Akdeniz daha nemli olur, İç Anadolu daha kurak olur, sıcak olur. Karadeniz çok yağmurlu olur. Bizim bunların sağlıklı olmasını istediğimiz durumlarda hava şartlarını göze alarak, mesela Akdeniz bölgesinde yoğun güneşten dolayı bitkilerimizi, tabii kaktüslerimizi susuz bırakmamamız gerekiyor. Çünkü aşırı sıcak ve nem olduğundan dolayı
yazın haftada bir mutlaka ve mutlaka bol bir şekilde su vermemiz gerekiyor. Şayet bulunduğumuz, yaşadığımız bölgenin şebeke suyu yoğun kireçli ise bizim bu suyu dinlendirmemiz çok önemli. Dinlendirmeden kullandığımız yoğun kireç bir zaman sonra bitkimizin köklerine zarar verecektir. Hatta bitkimizin gövdesinde lekelere sebep olacaktır. Onun için biz dinlenme suyu tavsiye ediyoruz. Kışın yoğun olan kar yağışlarının olduğu bölgelerde ise mutlaka bitkilerimizi koruma altına almamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Kapalı cam balkonlar olabilir, iç mekan olabilir. Ama iç mekanı havalandırmamız, hava sirkülasyonu sağlamamız bitkimiz için çok önemlidir. Bu kaktüs olsun, sukulent olsun ya da salon bitkilerimiz olsun, bütün bitkilerimiz için bizim hava sirkülasyonunun, içeride bulunan havanın temiz bir hava olması nasıl bizim için önemliyse bitkilerimiz için de aynı şey geçerlidir. Yaz sıcaklarında haftada bir yoğun bir sulama yapabiliriz. Mümkünse mümkün olmadığı durumlarda iri boy lav taşıyla biz bu drenajı sağlıyoruz. Ama tercihen saksılarımızın altı delikli olmalı ki suladığımız suyun fazlası oradan akabilmeli. Sukulentlerimize gelince aynı şekilde bakacağız, toprağını şu şekilde kontrol edeceğiz. Şayet kurumuş ise o şekilde su vereceğiz. Kurumamış ise fazla su vermemiz sukulentlerimize ve kaktüslerimizin kök çürümesine neden olabilir. Bizim bunları önüne alabilmemiz, geçebilmemiz için mutlaka bir şu şekilde kontrolünü sağlayıp suya ihtiyacının olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Sukulentlerde zaten yapraklarda büzüşmeler meydana gelir. Bu onun suya ihtiyacı olduğunu anlatır. Kaktüslerimizi de aynı şekilde büzüşmeler meydana gelir. Onun da ona su ihtiyacı olduğunu anlatır. Bunları çok iyi değerlendirip göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kışın kaktüslerimiz büyür mü? Tabii ki çok büyümüyor. Genelde uykuya geçiyorlar. Ama biz bunları yaşadığımız iklime göre, eğer bir kış memleketinde yaşıyorsak, karın yoğun olduğu, yağışların yoğun olduğu bir yerde yaşıyor isek, iç mekanı almamız lazım. İç mekanda sıcak olacağından dolayı biz yine kaktüslerimizi normal sulamasından farklı olarak 10 günde bir, 15 günde bir sulama yapmamız yeterli olacaktır. Ve ikincisi, güneş ışığı olmazsa olmazımızdır. Mutlaka aydınlık kışın direkt güneş ışığına maruz kalmalarında hiçbir sakınca yok. Ama yazın yakıcı güneşten korumamız onların gövdelerindeki yanmaları önlemiş olur. Bu işlem aynı sukulentlerimiz için de geçerli olup siz bitki severlere ilerleyen zamanlarda tekrar güzel tanıtımlar yapıp güzel faydalı bilgiler paylaşacağımız günlerimiz olacaktır. Ben teşekkür ediyorum Gülşah Hanım'a. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür Yine ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.